Tahir, ne oluyor? Tahir, ne oluyor dedim. Nereye gidiyoruz? Biliyorsun sen nereye olduğunu. Niye gittin oraya? Niye? Bana mesaj attı. Asiye ablanın yerini öğrenmek istiyorsan, kimsenin canı yanmasını istiyorsan gel dedi. Sen de gittin. Evet, gittim. Gittin de ne yaptın? Ay, ben gördüm. İzledim. Mustafa abi seni vurdu. Ben de onu vurdum. Ne yaptın? Ölmemiş. Mithat abi öyle söyledi. Ateş ettim. Yere düştü. Öylece kala kaldı. Sonra... Sonra? Adamları geldi. Beni yukarı taşıdılar. Sonra bayılttılar. Sonra da Mithat abi geldi. Silahı nereden buldun? Ali uyurken aldım. Niye ulan niye? Ya bana Asiye ablanın yerini söyleyecekti ya ben de onu vuracaktım. Senin için gittim. Asiye abla için gittim. Mustafa abi için gittim. Yerin için gittim. Gitmeyecektin. Ben son nefesimi verirken yanımda olacaktın. Elimi tutup gözümün içine bakacaktın. Bizim verdiğimiz söz buydu. Tabii sen sözünden dönmediysen. Ben sözümden değil. Senin vurulduğunu gördüğümde ölümden döndüm. Sanki bir anda her şey durdu. Senin ne elini tutabilirdim, ne gözüne bakabilirdim. Ben düşündüm Tahir. Dedim ki... Tahir benim umudum. Ben umuduma kavuşmak için başkalarına bedel ödetir miyim? Ödetirsem bu bencillik mi olur, sevda mı olur? Onlar mutsuz olurken... Biz mutlu bir yuva kurabilir miyiz? Tahir. Ben Vedat'a nefes olarak değil. Ecel olarak gittim. Çünkü ben senin nefesinim. Eğer bir sevdiklerime, aileme zarar verecek olursa... ...yine ecel olurum, yine giderim. Anladın mı deli Tahir? Çok belli ediyorsun. Neyi? Karım olduğunu. Ediyorum, ediyorum ama sen anlamıyorsun. Tamam da bağırma artık. O zaman. Bak hala bağırıyorsun. Sen de bağırıyorsun. Seviyorum da seni. Seviyorum. Sevenlerin çok olsun. Olsun mu sahide? Hele bir olsun. Demedim mi? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk diyarında? Hayat çeşmesi benim demedim mi? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi?